Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Aybüke'yle bir şeyler deneyeceğiz. Bugün fırında kek yapacağız ama bundan annemin haberi yok. O yüzden facia çıkmadan yaparsak daha muhteşem olur. Şimdi size ilk önce malzemelerimizi sayacağız. Fırında kek için malzemelerimiz 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 3 yumurta, 2 su bardağı un, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Kakao tabii ki isteğe bağlı. Eğer kakao da yapmak istiyorsanız kakao kullanın. Ama biz çok farklı bir şey deneyeceğiz. Biz dün fırında kek yapmıştık. Hatta fazladan çikolatamız da kaldı. Azıcık kaldı ama bizim için fazla. Ve bunların üstüne koyamayız keklerimiz. O yüzden bu tencerenin içinde karışımı yapacağız. Ne oldu? Şimdi malzemelerimizi ilk önce malzemelerimizi karıştırarak güzel bir şekilde yapmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar koymaya başlayacağız. İlk önce şekerden başlayacağız. Ama şeker tepeleme olmasın. Tepeleme olduğu zaman tomurcuklar çıkar. Tomurcuklar çıktığı zaman da tutturamazsınız ayarını. Aybükeciğim onu dök. Ardından sıvı yağımızı dökeceğiz. Dök bakayım sıvı yağı da. Üstüne döküyorum. Evet, dök. Yumurtayı mı kırıyorum? Yok. Şimdi sen bunları karıştırırken ben de diğer malzemeleri sana ayarlayacağım. Güzel bir şekilde, iyi bir şekilde karıştır. Sonraki malzememiz ise bir su bardağı yoğurt, 2 tane bardak aldık duraymış. Biri sıvılar için, diğeri katılar için. Yoğurt sıvı olduğu için, yani katı ya da sıvı fark etmez. Yoğurttur arkadaşlar. Şimdi ben yoğurdu koyarken Aybüke de karıştıracak. İyi karıştır. Kemerlerindeki çikolatalı hep al. Ay üzülürüm, yanaştıysam. Yok yok, acımadı. Ama sıkıntı bir tık karıştı. Her yere hadi, çok iyi karıştır hadi. Ben de o sırada koyalım yoğurduğumuza. Orada bu fırında keki, yani bardakta keki iyi hazırlamanız gerekiyor. Yoksa hiç umut ettiğiniz gibi olmaz. Evet, olmaz arkadaşlar. Bir mutfağı berbat etmeyelim. Çünkü annemizden haberi yok. Abla bak bir kıvamda. Tamam, bekle. Yoğurdumuzu döküyoruz. Hadi şimdi. Dök. Dök. Döktüm. Tamam. Sen de şimdi yumurtaları kırmaya başlayacaksın. Tamam. Bekle, ben birazcık bunu böyle karıştırayım. Tamam. Arkadaşlar gerçekten annem bizlik yapıyoruz. Annem daha haberi bile yok. Az bir şey yoğurt kalmış, onu döktük. Kırayım mı? Tamam, bekle. Burada gerçekten iyi karıştırın. Karıştırmazsanız dediğim gibi pek umut ettiğiniz gibi. Kırıyorum. Bekle. Bir de gördüğünüz gibi hafif bir kakaolu gibi gözüküyor. Kırayım mı? Bekle. Tamam. Kazazede yaşadık. Halbuki yumurtayı yere
kırdı. Yere kırınca da temizlemek zorunda kaldık. Neyse en azından çıktı. Şimdi yine tepeleme olmayan bir un koyacağız. Koy bakayım. Onu iyice karıştıracağız. Korktum düşünce. Bir, aslında 2 bardak koyacağız bunu. Yine tepeleme olmasın ikincisi. Ay, garip bir hal aldı. Abla garip bir hal aldı. Rengi daha çok koko gibi oldu. Hayır, onları alayım. Yine tepeleme olmayan bardak unumuzu koyacağız. Şu bardak buraya geldi. Neyse boş ver. Ben silerim. Nereye döktün? Yok yok, az bir şey döktüm. Şimdi karıştırmaya ben başlayacağım. Yoksa bir kere yere dökecek. Evet. Çekil. Eğer çok cıvık olursa üstüne birazcık daha un koyabilirsiniz. Çok katı olmasın. Çok cıvık olmasın. Orta olsun. Evet, orta olsun. Tamam. Ben şimdi yapabilirim. Hayır, bunu iyi karıştırman gerekiyor. Eğer bunu iyi karıştırmazsan güzel olmaz. Hem de sonra da bardakları hazırla. Karton bardaktan yapacağız ki daha güzel olacağını karton düşünüyoruz. Karton bardakları mı hazırlayacağım? Hı hı. 13 tane. Bekler ki. Buradadır. Şuradadır. Durdurur. Ha, burada. Yumuşuyor. Kaç tane alayım? 13. 13. 13 kişilik bu arada arkadaşlar. 6-7 kişilik de yapabilirsiniz siz. Abla. Hı. Bak açar mısın? Şimdi bardaklara koyarken bardakları yağlamamıza gerek kalmayacak. Çünkü bardağı yutarak da çıkartabilirsiniz. Hem neden yağlamıyorsunuz derseniz, hem bardağın tipine göre aslında yağlanması gerekiyor. Fakat hiç yağlanmayla uğraşmayıp direkt de yatabilirsiniz. Biz çünkü öyle yapacağız. 12, 13. Okey. Şöyle bir şey olacak. Ama çok mu oldu ki? Böyle ama bir... Tamam, ben yapayım artık. İyi karıştır. Ben de sonra da tepsi hazırlayayım. Hazır mısın? Biz de o sırada fırınımızı açalım. Şimdi arkadaşlar böyle 3 tane kağıt bardağımız var. Bunları içlerine hazırladığımız... Ne yapmıştık ya 2 tane. Onları söylemeyecek miyim? Hı. Burada arkadaşlar bir paket vanilinle bir paket kabartma tozu dökmeyi unutmuşuz. Şimdi döktük. Bardaklarımızın içine şimdi yavaş yavaş
hazırladığımız sostan dökeceğiz. Sos değil, karışımdan dökeceğiz ve buraya geri koyacağız. Böyle böyle 13 tane hazırlayacağız. Ben koyayım mı? Bekle bir ay büyür. Gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde olacak. Ve soğudular. Aynı zamanda ablam çikolata sosu yaptı. Onu da tarifini bir yerlere yazarım. Şimdi ise harika bardakta keklerimizi çıkartmaya başlayalım. İlk önce bu muffine benzeyenden çıkartacağız. Sanki bir anda böyle yapınca düşmedim. Parçalamadan koymaya çok dikkat ediyorum. Koyduk. Üstüne çikolata sosuyla süsleyeceğiz.
Kemal'in adı. Aha Kemal işte Kemal arkadaşlar. Biz yedik nehire çekmeyi unutmuş. Akşam Kemal'e verdik. O da döktü her yere. Çocuk gitti. O ne lan? Her taraf baktı arkadaşlar. Abo nere? Abo kırlete bakın. Ben buna yarın yıkattırmaz mıyım bunu? Yesek mi hayırlıydı yemesek mi hayırlıydı bilmiyorum yani. Abo versek mi hayırlıydı vermesek mi hayırlıydı sana Kemal? Neyse. Muhammed'e vereydik senden güzeliydi. 3 tane yedi bir damla dökmedi çocuğum. İnşallah. Evet. Çaktırmadan yiyelim bakalım yani nasıl olur. Kızlar oraya bir bez getirin de silin. Güzel. Ben. Ayçeli ben. Evet Nehra'yım. Evet arkadaşlar güzel olmuş. İç tarafını çevirsene. Aslında normal bardakta kek yaptı. İçini boşaltmıyor. Boşaltıp içine şeyi doldursa. Evet Aybüke ile yaptılar. Aybüke ile yumurta nasıl kırılır adında bir video çektik Aybüke ile. Hadi bakalım. Ya, afiyet olsun Kemal Bey. Anne. Efendim annem. O da orada bilgisayarın başında. Hadi sana afiyet olsun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elinize sağlık kızlarım. Afiyet kızlar, elinize sağlık. Burası. Ne olmaz? Ben size olmaz. Dur dur. Sivil destek ekibi geldi. Evet. Vay yavrum bebeğim. Hadi sana kolay gelsin annem. Baban yesin. Bak hiç oralı olmuyor. Hiç kızıma eziyet ettim demiyor. Teşekkür ederim. Baba. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.